Gündem konularımızdan bir tanesi de Riyad Air. Hatırlayacaksınız, bundan yaklaşık birkaç ay evvel Air Türk Haber'de Ahmet Tunagür yazmıştı. Riyad Air'in kurulması ve arkasından yavaş yavaş başta Türk Hava Yolları olmak üzere pilotlara buradan çengel atılmasıyla ilgili ve Riyad Air 2025'te uçuşlarına başlayacak ve başlamadan önce de filosunu kurmaya başladı. Boeing'e çok ciddi sayıda 787 siparişi verdi Riyad Air. Bu gerçekten tarihi siparişlerden bir tanesiydi. Ben öncelikle Riyad Air konusunda pilotlara geleceğiz ama önce bir Muhammed'e söz vereyim. Muhammed, genellikle ikinci markalar şey olarak görüyoruz. Daha böyle tek koridorlu uçaklarla uçuyor ama Riyad Air 787 siparişi daha dar gövde vermedi. Riyad Air'in genel olarak stratejisini nasıl görüyorsun? Şimdi orada şöyle değerlendirmek lazım. Suudi Arabistan'ın biliyorsun normalde bir ulusal hava yolu var Saudi'ye. Ve çok büyük bir yüzlerce milyar dolarlık bir yatırım yapma kararı alınca mevcut ulusal hava yolunu geliştirmek, orayı daha farklı bir noktaya taşımak yerine yepyeni ikinci bir ulusal hava yolu kararı alındı ki o da enteresan bir karardı. Kimsenin beklemediği bir şeydi. Bambaşka bir şeydeler, strateji geliştiriyorlar. Saudi'ye çünkü bildiğiniz gibi orada haremlik, selamlık, oturma düzeni, içerideki ikramlar, hizmetler ve uçuş emniyeti, uçuşa bakış açısı açıkçası biraz farklıydı. Yeni kuracakları Riyad Air'i bundan tamamen bağımsız çok modern bir havayolu olarak kurgulamaya karar verdiler. Ve buraya da çok ciddi bir kaynak ayırdılar. Uçak siparişleri tabii bunun küçük bir parçası ilk aşamada. Çünkü daha da büyük siparişler gelecek. Öyle söylendi. Dar gövde uçak siparişleri ve teslimat konusunda ciddi bir takvim sıkışıklığı olduğu için aslında biraz böyle oldu. Bir yandan da bu yeni hava yolunun çehresini, vizyonunu Emirates'le, Qatar Airways'le yarıştıracak bir şekilde çizdiler. Etihad, Emirates ve Qatar Airways üçgeninde ve biraz da Türk Hava Yolları ekseninde kuracakları yeni bir ulusal hava yolu peşinde aslında Saudi'ye. Bu anlamda geniş gövde siparişlerin ilk önce verilmesinin sebebi biraz sansasyon öncelikle. İkincisi de daha erken teslim almaya başlayacak olmaları. Bir de tabii geniş gövde uçaklarla uçuş ağı da çok geniş bir uçuş ağı olacak. Saudiye'nin uçtuğu bazı yerler de dahil olmak üzere uluslararası çok önemli rotalarda uçuşlara başlayacaklar. Çok büyük planlar var yani burayla ilgili. Hatta Etihad'ın eski CEO'sunu da direktman transfer ettiler biliyorsunuz. Yani şey gibi hani low cost diyoruz, düşük maliyetli değil. Tamamen böyle Etihad, Emirates, Katar Hava Yolları tarzında. Belki de ne bileyim artık hani Suudi Arabistan bayağı duvarları yıkıyor. Belki de alkol servisi mi yapacak? Ne yapacak? Ülke hepsi sınırı dışını uçuracak? Açıklandığına göre çok... hepsi yapılacak. Hatta işte Saudiye'nin dışında doğrudan başkent Riyad merkezli bir hava yolu yaptılar ki Riyad orada biliyorsunuz Suudi Arabistan'da yepyeni bir modern bir yeni bir şehir kurulması da gündemde. Tamamen batı ve modern Dubai benzeri bir şehir. Suudi Arabistan'ın o diğer şeriat kurallarının orada çok işlemediği, insanların daha modern bir şekilde yaklaştığı bir şeyle bütünleştirici bir vizyon aslında. Yeni hava yolunun kurulması da, Riyad Air isminin verilmesi de bununla bağlantılı. Dolayısıyla şimdi oradaki genel izlenim Suudi Arabistan'ın petrole bağımlı olma durumundan çıkıp Suudi Arabistan'ı bir turizm merkezi haline getirme vizyonu var. Bunun için yüzlerce milyon, yepyeni bir şehir kurulması da bunun bir parçası yeni hava yoluyla beraber. Yani bu adamlar petrolle bağımlılığımızı bir an önce kesmemiz lazım modundalar ki petrol sonuçta tükenecek bir şey. Bir yandan da petrolün emisyonları ve diğer doğal gaz diğer doğal dengeye vermiş olduğu zarardan da olumsuz etkileneceklerini biliyorlar. Dolayısıyla kendilerine yeni ve alternatif bir yol arıyorlar. Mevcut bildiğimiz sultan da açıkçası bu konuda ciddi bir modern bir bakış açısına sahip. Riyad Air bunun bir parçası olarak kuruldu. Çok büyük hedefleri var. Bunların ne kadarına ulaşabilirler? Tabii bazı soru işaretleri de var. Her şeyden önce burayı bir aktarma merkezi haline getirmek istiyoruz diyorlar. Bir vatandaşa dünyanın herhangi bir yerinden birisine Suudi Arabistan'la ilgili algılar sonuçta belli. Dubai üzerinden başka bir yere aktarma yapmak yerine Riyad üzerinden aktarma yapmayı nasıl tercih edebilir? Bu algıyı nasıl yıkabilirler? Bu en büyük soru işareti aslında. Çünkü genel itibariyle dünyada seferler aslında hani başlayacakmış gibi değil. 2025 hedefi değil mi? Tabii. Bunlarla ilgili. 2025. Planlı hedef 2025 ama mesela olağanüstü bir reklamasyon çalışmasına başladılar. Atletico Madrid'le, İspanyol kulübüyle yüzlerce milyon dolarlık uzun soluklu bir
forma sponsorluğu anlaşması yaptılar. Adamların bir bet şirketiyle forma sponsorluğu anlaşması vardı. Onu tarihinden erken bitirttiler filan. Yani çok büyük paralar verdiler. Bu da dünyada bir ilk. Yani havayolu şirketleriyle futbol takımı sponsorlukları çok alışık olduğumuz bir şey. Ama daha operasyonlarına başlamasına en az 2 sene varken, ki bu uzayabilir, havacılıkta bu tarz dengeler her an değişebilir. Operasyonlara başlama planı 2 yıl sonra olan bir havayolunun tutup bir yandan reklamasyon çalışması yapması, bir yandan uçak siparişleri vermesi, Dubai Air Show'da, Paris Air Show'da uçaklarını göstermesi, 787'yi kendi renklerine boyayarak gösterdiler biliyorsunuz. Çok büyük hedefler var orada. Ama aşmaya çalışmaları gereken en önemli konu Suudi Arabistan algısının insanlar üzerinde, dünya insanları üzerindeki Suudi Arabistan algısını yıkmak olacak. Benim okuyabildiğim yabancı kaynaklarda bu algıyı yıkamayabileceğine dair öngörüler daha fazla. Yani insanların Dubai'de, Katar'da aktarmayla Amerika'dan gelip uzak doğuya gitmek isteyen ya da işte uçuş ağındaki yerlere gitmek isteyen insanların Riyad merkezli bir aktarma yaparak bu havayolunun kullanılması ile ilgili ve bunun işte o pazardan pay alabilecek hale gelecek kadar ya da tahmin edilen ya da hedeflenen kadar büyüyebileceği konusunda büyük şüpheler var. Ben de açıkçası bu algının biraz yıkılmasının zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle ilk yıllarda bu algı yıkılamadıkça, buraya çok büyük kaynak ayrıldıkça ve havayolu istenen hedeflere ulaşamadığı müddetçe buraya ne kadar sabır gösterilebilir? O da büyük bir soru işareti. Saudiye tarafında da bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Çünkü resmi bir havayolunuz var, ulusal havayolunuz. Kalkıp orayı büyütmek, onun filosunu yenilemek yerine çok daha büyük bir maliyetle yepyeni ikinci bir havayolu, ulusal havayolu kurmaya çabası var. Saudiya'da bu anlamda biraz rahatsızmış genel itibariyle yönetimsel açıdan da. Bakalım neler olacak. Biraz zor bir karar yani Riyad Air'in işi. Para çok fazla. Bunları dengelemeye çalışacak ama ben hatırlıyorum Etihad ilk kurulduğu zaman çok iddialı girmişti. İşte asıl biz Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrak taşıyıcısı biziz. Para bizde, hani Emirates bizim parayı yiyor gibi yaklaşım içerisinde ama hani Etihad o kadar uğraşmasına, çok ciddi para dökmesine rağmen bunu çok başardığını, yine Emirates'in gölgesinde kaldığını düşünüyorum. Peki şimdi gelelim, havayolu en erken 2025'te uçacak ama geçtiğimiz gün Türk Hava Yolları, pilot meselesine geleceğim ama Türk Hava Yolları hemen bir işbirliği anlaşması, uçmamış bir şirket. Daha uçakları yok ortada, personeli yok. Genel müdür yardımcısı şeyle birlikte, Riyad Air'in genel müdürüyle bir anlaşma yaptı Türk Hava Yolları adına. Ve Türk Hava Yolları muhtemel sonuçta herhalde bir 5-10 uçak lazım minimum başlangıcı için bu büyüklükte. Onların yolcularının özellikle Avrupa'ya dağıtılması herhalde Türk Hava Yolları'nda. Murat, ne diyeceksin bu konuyla ilgili? Yani geçmişte kurulmamış bir havayolu şirketiyle bir Kodşehir anlaşması var mı, ben hiç denk gelmedim aslında. Ben de duymadım açıkçası. Evet, genelde kurulan sistemi ona oturtmuş havayolu şirketlerinin bir kod paylaşma anlaşmasını sürekli duyarız ama bu tarz bir anlaşma kurulmamış bir havayolu üzerinde. Tabii projenin aslında ne kadar dikkat çekici hale getirilmek istediğini de az önce Muhammed'in bahsettiği gibi onun bir aslında çalışmalarından bir tanesi, yani PR çalışması ve Türk Havaları'nın dışında diğer şirketlerle de muhtemelen benzer anlaşmalar yapılacak gibi görünüyor. Az önce tabii Muhammed çok güzel özetledi. Orada bir ciddi anlamda bir reklamasyon ve PR çalışması var. Bu futbolcu transferlerinden de bağımsız değil aslında. O kurulacak olan o yeni şehir sonrasında Suudi Arabistan'ın tanıtımı noktasında işte Ronaldo ile başlayan ve diğer Avrupa'nın böyle kalbur üstü liglerinde oynayan ve popüler, hala futbolun zirvesindeki isimlerin oraya transfer edilmesinin de bu projeyle, yani bu projenin içinde olduğu bir üst akılla aynı şeyde düşünmek gerekir. Yani aynı akıl olarak. Bakış açısıyla. Aynı bakış açısıyla, evet. Dolayısıyla tabii biz buna nasıl bakacağız? Biz tabii bizi nasıl etkiler, ona bakmak lazım bu saatten sonra. Çünkü onlar sınırsız bir kaynakla, nasıl futboldaki o sınırsız kaynakla bütün Avrupa'nın kalbur üstü futbolcularını oraya götürebildilerse, dünyadaki bütün havacılık sektörünün profesyonellerini çekebilecek ekonomik güce sahipler. Bunun tabii sancılarını, bir tehdidini birçok havayolu şirketi hissettiğini düşünüyoruz, görüyoruz da açıkçası. Geçtiğimiz dönemlerde Çin'in böyle bir agresif politikası vardı. İşte o da futbolla başlamıştı aslında ve sonra havacılıkla devam etmişti. İşte ünlü futbolcuları transfer etmişlerdi Çin Ligi'ne, sonra da işte 30'ar bin dolar, 25 bin dolar maaşlarla pilotları Körfez'den özellikle transfer etmeye başlamıştı. Oraya doğru bir kaçış vardı.
Dolayısıyla şimdi de burada böyle bir rüzgarın esmesi olası. Zaten bu yavaş yavaş bizde de dillendirilmeye başladı. İşte Ahmet Tunagöl'ün yazısı bu anlamda ilk kayda geçen yazılardan bir tanesi. Ve işte Fatih Altaylı bu konuya dikkat çekti. Muhtemelen Fatih Altaylı bir pilot da bu konuyu görüşerek böyle bir röportaj verdi. Burada tabii Türk pilotlara karşı bakış açısı Çin'de olduğu gibi mesafeli. Yani Suudi Arabistan tarafında da Türk pilotların istihdamı noktasında hani gelin buyurun kapıyı açıyoruz tarzında bir yaklaşım açıkçası yok. Ama tabii bu havayolu şirketinin pilota ihtiyacı olduğu anda babasını bile tanımaz. Sonuçta benim uçaklarım bir yerde kalmaktansa isterse Türk olsun isterse başka bir milletten olsun bütün herkese kapıyı açma olasılıkları var biliyorsun. Ve orada konuşulan rakamlar da çok ciddi anlamda buradaki bir ikinci pilotun aldığı maaşın 4 katından bahsediliyor. İşte kaptanın aldığı maaşı 30 bin dolar civarı hatırlıyorum ben ama. Tabii yani ben oransal olarak bir şey sundum. Hani rakamlar belli olmasın diye ama yani kaptan da 3 kat işte FO'da 4 kat civarında bir rakamlar konuşuluyor. Bu pilotların aklını çelebilecek bir aslında teklif. Benim aklıma şey geliyor, zamanında biraz Katar'a, tabii şimdi bunları resmi olarak yapamıyorsunuz, rekabete çok aykırı olduğu için, evet. Ama gayri resmi Katar Hava Yolları'na bir dönem Türk pilot almayın, bu kadar hızlı biliyorsunuz gibi böyle bir iki ülke arasında veya bunların izin alırken işte lisanslarıyla ilgili problemlerin çıkartılması, onay verilmemesi gibi işler hatırlıyorum. Hani bunun önünde nasıl tıkarlar, ne yaparlar? Bu tabii bu yollar da bir şekilde muhtemel açık olur diye tahmin ediyorum. Son dönemde Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Arap ülkeleriyle yaptığı gezide de bu Emirates'le ilgili bir mesele de, bu bahsettiğine benzer bir mesele de konuşulmuştu. Hatta Türk Hava Yolları pilotlarının birkaç tanesiyle konuştuğumda Emirates'e bizden pilot almayın şeklinde bir konu geçtiğine dair bazı spekülasyonlar vardı. Tabii doğruluğunu yanlışlığını bilmiyoruz ama zaman zaman bu tarz durumlar gündeme gelebiliyor. Ama az önce dediğim gibi sonuçta havayolu şirketlerinin bunu çok ciddi alacağını zannetmiyorum. Ben bunu da hani böyle bir karar gerçekten var mı? Bu çok şehir efsanesi gibi herkesin dilinde işte Türk pilotların Katar'a gitmesi engelleniyor. İşte ne bileyim Körfez'deki diğer şirketlere gitmesi, Emirates'e gitmesi falan engelleniyor tarzında. Çok ciddi anlamda bir şehir efsanesi var aslında. Yani herkes de ama ortada bunun söylendiğini ya da bunun işin kayıt altına alındığına dair herhangi bir bilgi, belge hiçbir şey yok. Bunu ben sivil hocalara da sordum. Böyle bir anlaşma var mı? Yani resmi olarak hani siz bizim pilotlarımızı almayın. Böyle bir anlaşmanın olmadığını da söyledi. Tabii. Ya yabancı bir pilot alıyorsunuz. Bunun evraklarını talep ediyorsunuz. Onun hangi ülkeden lisansını aldıysa diyorsunuz ki bu arkadaşım bana lisans geçmişini ver. Hani kazası, kırımı bir şey var mı? Evrakları nedir? Bir hani bir check ediyorsunuz adamın sunduğuyla şey örtüşüyor mu diye. Bunu verme noktasında sivil hocanın böyle bir şeyi vardı. Hani işimiz var. Biraz bununla uğraşamayız. Bir ay sonrasına veririz biz o evrakları diye bir karar almıştı. Bu da hani sanki Türk pilotlarının oraya gitmesini yavaşlatıyormuş gibi bir algı olmuştu. Belki onu da olabilir. Onu da son dönemde Rusya'da da gördük aslında. Rus pilotlar Rusya'da tabii havacılık daha da kötüye gitmesin diye ve Rus pilotlar da yabancı ülkelerdeki hava yollarına ülkeden de tabiri caizse bir anlamda kaçmak için böyle bir talepte bulunduğunda da Rus sivil havacılığının en az 6 ay 7 ay insanların lisans geçmişiyle ilgili bu belgeleri vermediğiyle ilgili o mesela ciddi şekilde basına da yansımıştı. Rusya'nın da bunu bilinçli bir şekilde pilotlarını kaybetmemek, ülkede havacılığın devamlılığını sağlamak için buna benzer bir şey yaptığını biliyoruz. Bu geçtiğimiz sene özellikle epey bir konuşulmuştu. Ama bu tabii bağlayıcı bir şey de değil. Yani karşı taraf der ki tamam ben istemiyorum kardeşim. O şekilde gel de diyebilir. Yani benim ihtiyacım var. Tamam sivil havacılık vermiyorsa tamam o şekilde gel deyip kabul de edebilir. Yani bu da bir bu bir çözüm şey değil. Ha, belki biraz işleri yokuşa sürme anlamında bir metot olabilir ama çözüm noktasında bir çözüm değil. Kaldı ki ben böyle bir hani engel olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü yani Körfez Havayolu Şirketi Körfez ülkelerinin yerlileri tarafından yönetilmiyor. Yani oradaki yöneticilerin tamamı neredeyse Avrupalı ve çok ciddi anlamda bir kültür ve bir disiplin içerisinde yönetilen şirketler. Dolayısıyla oradaki havayolu şirketlerinin işe alım prosedürleri bizimkilerden çok daha ağır da olabilir. Yani böyle hiç pilot sıkıntısı, Türkiye'de herhangi bir pilot sıkıntısı olmadığı dönemde o ilanların tamamı açıkken kaç kişi gitti? Yani ona bakmak lazım. Yani öyle gitmek, hani ben geldim burada işte benim istediğimi vermiyorsun, aç kapıyı, Körfez Efendi ben geldim tarzında bir şey de söz konusu değil. Çünkü oraya gitmek gerçekten kolay değil. Yani şimdi bakıyorsunuz Ziyad Eğir
Tamam işte uçaklarını sipariş etti. İşte 2025'te operasyona başlayacak. Alımlarına bir çekirdek kadroyu aldı ve sonrasında devam edecek ama bakıyorsunuz adamlar level 5 İngilizce bir dil bilgisi istiyor mesela. Biz level 4 istiyoruz. Şimdi kaç tanesi level 5? Yani biz diyoruz ki operasyonel olarak dil yeterliliğin bize yeterli. Level 4 yeterli. Ama level 5 için biraz daha uzmanlaşmış seviye gerektiriyor. İşte level 6'yı biliyorsunuz zaten tamamen ana dil seviyesinde. Yani bunları istiyor senden oradaki hava şirketinin insan kaynakları. Bunları verebilecek miyiz? Buna da bakmak lazım. Yani sadece şey olarak düşünmemek lazım. Sadece maddi olarak ya da işte karşı tarafa işte biz gidiyoruz bu tarafa bir şantaj malzemesi olarak da düşünmemek lazım. Ne kadar biz onun için yeterliyiz? Biz bu bariyeri aşabilir miyiz kendi kabiliyetlerimize? Buna da bakmak lazım. Tabii ne olursa olsun bir havayolu şirketinin alım başlatması diğer havayolu şirketindeki pilotların elini her zaman için rahatlatmıştır. Yani şimdi Türk Hava Yolları bir ilan açtığı zaman Pegasus'taki adam diyor ki bak giderim ha diyor. Oradan bir bonus alıyor, bir bacak parası alıyor. Bir şey alıyor yani. Sonuçta bu iş rağbet gördüğü sürece bu tarz yaklaşımlar olmaya da devam edecektir yani. Ben diyorum ki bu pilav daha çok su kaldırır. Daha biz Riyad Air'ı epey konuşuruz gibime geliyor ama işte Şeyi pilot söylemek transferi. lazım. Az önce özür dilerim bölüyorum. Bu siparişlerle ilgili mesele 39 tane net 787 siparişi verildi. 33 tane opsiyonlu. Bu da yaklaşık 72 tane uçak yapıyor. Bu kesin. 39 kesin, 33 opsiyonlu. 300 ila 400'e yakın Boeing 737 Max siparişi verileceği söyleniyor. Yani 300 ila 400 dar gövde işte üzerine 70-80 tane geniş gövde dendiği zaman bir uçak başına alınması gereken ya da bulundurulması gereken pilot sayısı hesap edildiği zaman olağanüstü büyük bir talep oluşacağı aşikar ve bu talep kaçınılmaz bir şekilde oluşacak. Yani siz operasyon yapabilmeniz için filonuzdaki uçak sayısının 6 katı kadar işte yaklaşık olarak bir ekip bulundurma zorunluluğunuz varsa bir havayolu şirketi olarak sizin bu kadar pilota ihtiyacınız var ve bunları bir anda yetiştiremeyeceğiniz için piyasada çok ciddi bir hareketlenme yaratacağı kesin. Elbette bugünden yarına 300-400 tane uçak filoya katılmayacak, bunun farkındayız ama bir anda da özellikle bu yani tedarik zincirlerindeki problemler, üretimle ilgili hikayeler biraz aşılabilirse ki önümüzdeki yıllarda sonuçta aşılması bekleniyor en azından bir nebze. Siparişler yavaş yavaş teslimata dönüp operasyona başlanıldığı zamanlara geldiğimiz zaman ki göz açıp kapayana kadar bir şekilde 2025'e gelindiğinde piyasada senin Tolga abi senin söylediğine katılıyorum. Çok ciddi bir hareketlenme olacak. Yani o pilav hakikaten çok su kaldıracak. Bu dünyadaki bütün havayolu şirketlerinde genel eğilimi ve genel politikaları değiştirmek zorunda kalmak ya da işte kendilerine tırnak içerisinde çekidüzen vermek zorunda kalmaya kadar gidebilecek bir iş yani. Çünkü neticede dünyadaki pilot sayısı belli. Orada çok ciddi bir talep durumu olduğu zaman arz talep dengesinde genel itibariyle bir değişiklik yaratacak. Bu kesin. Dolayısıyla orada önümüzdeki günlerde bu konu çok konuşulmaya aday bir konu gibi geliyor bana da. Şöyle bir şey de var. Tabii orada tamamen dış kaynaktan beslenme gibi bir metot da yok aslında. Yani kendi pilotlarını yetiştirmek için ciddi anlamda bir proje de başlatmış durumdalar. Devlet işte karşılıksız kredi falan da veriyor. Yani hatta bir yorum gördüm. Uber sürücüsü olmak daha zor falan pozisyona gelmiş. Yani orada artık herkesi böyle zorla pilot yapmaya çalışıyorlarmış. Anladığım kadarıyla o sistemi öyle kurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla kendi kaynaklarını mutlaka sonuna kadar kullanacaklar. İşte Hindistan'ın yaptığı gibi belki başka ülkelerde de devletin sübvansiyonuyla öğrenciler, pilotlar yetiştirilip belki ülkeye o şekilde tekrar pilot kaynağı olarak dönecekler. Böyle bir sistem çalışması da var yani altyapı çalışması da var. Dolayısıyla sadece dış kaynaklara zaten bağımlı kalırsan lejyonerdir. Yani pilot bugün sen 30 verirsin, yarın öbür gün 30, biri 35 verir oraya gider, 40 verir oraya gider. Yani Amerika'yı da es geçmemek lazım. Orada da çok ciddi anlamda işte Delta olsun, diğer şirket olsun çok ciddi anlamda pilotların maaşlarına zamlar yaptılar. Hatta hoş geldin bonusları veriyorlar 100-150 bin dolar. Yani pilot olmak yani pilot bütün dünyada kıymetli. Böyle bir ortamda sadece dış kaynağa bağlı olarak işte pilotu ben nasıl olsa işte veririm parasını getiririm derseniz bir süre sonra bunu çeviremezsin. Kendi kaynaklarınızla mutlaka bunu sübvanse edecek duruma gelmeniz lazım ki aynı şey bizim için de geçerli. Yani ne kadar çok eğitim, pilot yetiştiren eğitim kurumlarına yatırım yapılırsa gelecekte pilot sıkıntısı
yaşama noktasında da isabetli karar alınmış olur. Ama tabii bizdeki sistem biraz ağır aksak ilerliyor. Dolayısıyla güzel bir model oluşturursanız kendi ihtiyacınızı kendiniz gayet karşılayabilirsiniz. Bu dedi son olarak şeyi de ekleyeyim de, bu dediğin konuyla ilgili de yani bir an önce hızlı bir şekilde yetiştirip işte bu Uber meselesine şey yaptığında, o zaman da tabii ister istemez insanın aklına uçuş emniyeti meselesi de geliyor. Umarız ki o, yani sonuçta aceleyle paniği birbirine karıştırmamak lazım. Uçuş emniyeti ve o kuralları da inşallah ciddiye alarak aynı kararlılıkla ve ciddiyetle yetiştirirler diyelim yani. Çünkü orada da insanın aklına ister istemez bu hızla beraber bu endişe de geliyor. Umarız öyle korkulan olmaz yani. Evet. Pilavı daha çok su koyacağız içine, Riyad pilavını diyelim. Buradan da tabii ki biz her programda hava trafik kontrolörlerinin durumlarını konuşuyoruz. Neler yapılabilir, neler edilebilir. Murat da geçtiğimiz haftalarda artık hani araya böyle bu işe bir ara verilmesi, iletişim kanallarının tam açık olunması ve herkesin bir adım atmasıyla ilgili çok güzel şeyler söyledi. Gördüğünüz üzere havacılığın kazanı. Geleceği kristal küremize bakıyoruz. Onu da nasıl uçak siparişleriyle ilgili gördüysek hava trafik kontrolör krizinde de benzer bir yaklaşım içerisinde. Çünkü aklın, sağduyunun sesi olarak biz buradaki problemleri amasız ortaya koyuyoruz. Murat, son durum nedir? Kuralları uygulayan kontrolörler inisiyatif almıyorlar ve bu işe biraz bir ara verildi galiba. Biraz son bilgileri senden alalım. Yani aslında başından beri Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın bir talebi vardı. Biz bakanla görüşmek istiyoruz. Yani biz bir derdimizi ona anlatmak istiyoruz tarzında bir yaklaşımları vardı. Ama bunu bir türlü başaramamışlardı. Yani orada belki baştan itibaren bir görüşme sağlansaydı belki bu noktaya bile gelmezdi. Yani bakan bey gayet makul karşılamış ve işte bu işin işte bir şekilde, o gün de söyledim ya, bugünden yarına çözülebilecek konu olmadığı gibi bunun işte zamana yayılarak en azından bir şu işi bir bırakalım, sonrasında bir çalışalım ve çözüm noktasında birlikte hareket edelim tarzında bir yaklaşımı olmuş. Belki buradan başka şeyler de çıkabilir. Yani başka çözümler de çıkabilir. Onlar tabii şu an daha ham olduğu için çok fazla söylemek de doğru değil. Dolayısıyla yani buradan belki yıllardır çözülemeyen bazı sorunları da çözmüş olarak hava trafik meselesini tamamen kökten halletme imkanı da ortaya çıkabilir. O yüzden yani şu an hava trafik kontrolörleri uygulamalarını durdurdular ve şu an operasyon herhangi bir şekilde normal hava trafik kontrolörlerinin bütün inisiyatifiyle, özverisiyle devam ediyor. Bunun hava yolu sektörüne ciddi anlamda maliyetini zaten önceki programlarda konuştuk. Sadece tek bir günün maliyetinin 5 milyon doların, sadece bir hava yolu için 5 milyon doların üzerinde olduğunu biliyorum. Ve bu ciddi anlamda bir kaynağın israfı anlamına geliyordu. Bu çözülebilecek bir konu ama üzerinde biraz çalışılması gerekiyor. Bugünden yarın olmaz ama orta ve kısa vadede çözülebilecek ve kesin çözüm yöntemi olan bir konu olduğu için inşallah bundan sonraki süreç iyi yönetilir. Bu bir buzdolabına kaldırma ama orada unutma şeyi olmaz ve bunun hakikaten buzdolabına kaldırırsın ve sonrasında da gereğini yaparsın tarzında bir çözümle nihayete ermesi doğrusu bu yani. İnşallah güzel bir çözüm olur ve her iki tarafta mutlu bir şekilde masadan kalkar. Tabii mutlu kalkması hava yollarını da, şimdi yavaş yavaş da bu işin maddi külfeti ortaya çıkıyor. Bir havayolu şirketi için 5 milyon euro dedin. Gündük yani, bu aylık deseniz buna 150 milyon. Bir tarih sadece, eylem günü. Bir eylem günü. Dehşet paralarlar. Sonuçta bunlar yolsu elektrik olarak bize bilet fiyatlarına yansıyor. Havayolu artan maliyetini bize yansıtıyor. Biz de bilet fiyatını alırken bunu ödüyoruz. Doğa için de. Peki şimdi. Sadece herkes için bir ekstra. Tabii. Çoluğumuza. Tabii. Çoluğumuza çocuğumuza bu atmosferi bırakacağız. Temiz olduk. Elimizden geldiğince temiz bırakmamız gerekiyor. Bu da bir sorun. Şimdi buradan da tabii bizim demirbaş konularımızdan bir tanesi Sabiha Gökçen Havalimanı ve Sabiha Gökçen'in ikinci pisti. En son biliyorsun Muhammed önde çıktı ama giderek Ocak ayı yaklaşırken 3 Ocak'ta ne olacak diye merakla bekliyoruz ama bugün farklı bir konuyu değerlendireceğiz. Malum Pegasus Havayolları'nın ne yazık ki 3 kişinin hayatını kaybettiği bir kazası var Sabiha Gökçen'de.
davası devam ediyor ve bir bilirkişi raporu ortaya kondu. Bu bilirkişi raporunda da pist sonunda pistten çıkan uçakları yavaşlatan, tutan, savrulmasını engelleyen RESA olarak adlandırılan sistem veya altyapı burada olsa bu kaza olmayabilirdi veya çok daha ucuz atlatılabilirdi tarzından bir yaklaşım oldu. RESA'yı izleyicilerimiz için çok özel bir kimyasal düşünün. Balçık gibi, çimento gibi mesela, yaş çimento gibi uçak çıkıyor, tutuyor onu, salmıyor uçağı ve bir kullanımlık atıyorum bir uçak çıktı, hemen onun dökülmesi lazım. Bildiğim kadarıyla bu sistem ülkemizde İstanbul Havalimanı'nı kenara alırsak ne yazık ki kullanılmıyor ve Sabiha Gökçen'de de kullanılması gereken bir altyapı. En son İstanbul Havalimanı'nda kar çalışmalarıyla ilgili üçümüz beraber bir araya geldik ama biraz şeyimiz çok kısıtlıydı. Oradan bir yayın yapmak istedik ama olmadı. Murat sorduk değil mi? İstanbul Havalimanı'nda var mı bu sistem? Üç pistte de olduğunu söylediler RESA alanının. Ancak senin bahsettiğin türden olduğunu çok zannetmiyorum. Bu bir hani yavaşlatma anlamında değil de o bir mesafe, o bir alan anlamında, yani safety area anlamında kullanılan bir tanım diye düşünüyorum. Çünkü bahsettiğim sistem birçok ülkede zaten çok yaygın bir şey değil, kullanılmıyor. İstanbul Havalimanı'nda da böyle bir şey olsa gerçekten çok sansasyonel. Bir de riske sahip pistlerde, yani mesela bazı izleyicilerimizin çoğu işte sivil havacılıktan hatırlayacaklar. Atatürk Havalimanı'nın o kırılan kuzeyli güneyli pistlerinden İki pist başı tam mesela Sefaköy, yani oradan hatırlayacaksınız bir iş jeti de zamanında çıkmıştı. TC Kon Kilo Oscar November tescilli bir iş jeti. Hani orada bir kaza kırım olmadan o aşama tamamlandı ama mesela orada Sabiha Gökçen'in de aynı yol var hemen aşağısında. Çok ciddi bir kot farkı var. Oralarda o tür pistlerde bence devlet hava meydanlarının ve artık otoritesi kimse ne yapıyorsa RESA olarak adlandırılan bu özel alanları bence yaptırması gerek diye düşünüyorum ben. Yani o bilirkişi raporunda tabii bilirkişilere de bir şeyler söylemek lazım. Bilmiyorum. Bilirkişiler kim bu bilirkişiler? Yani ne iş yaparlar? Ben de bilmiyorum. Kimliği nedir? Yani, tabii ki mahkeme süreci bilemiyoruz. Aynen, Google'a yazdığımda ben çok fazla bir detay bulamadım. Sadece bir tanesinin Kayseri'de galiba öğretim görevlisi olduğunu buldum. Ama diğerleriyle ilgili herhangi bir bilgim yok. Ama o bilirkişi kadrolarının ne kadar bu işe yeterli, ne kadar bu işin içerisinde olduklarını da bir sorgulamak lazım açıkçası. Bunun üzerinde de bir çalışmak lazım. Çünkü Türkiye'de belli bazı kişiler var bilirkişi anlamında ve benim tanıdığım bazı kişilerin ciddi anlamda ruhsal durumlarının tekrar bir check edilmesinde fayda var. Adalet Bakanlığı'nın da bu noktada belki bir yeniden bir revize ya da onların bilirkişi olmasının önündeki o filtre neyse onu tekrar bir gözden geçirmesinde fayda var. Bunu intikam evet. için yapabilenler de olabilir. Çünkü var o tarz o niyette olanlar. Bir ona bir bakmak lazım. Tabii işte HH'ın bu RESA alanını oluşturmamasından dolayı uçağın işte pist eşiğini aşarak aşağı kod farkından dolayı aşağı düşmesinin sonucu olarak HH'ın birinci derece kusurlu olduğu tespit edilmiş bilirkişi raporunda. Tabii bilirkişi raporu dediğimiz itiraz edilebilir ve sonrasında değiştirilebilir bir şey aslında. Isparta kazasında bunu defalarca gördük. Yani herkes evet. bir kimin işine gelirse öbür taraf itiraz ediyor ve gidiyor yeni bir bilirkişi heyeti atanıyor. O başka bir rapor hazırlıyor başka. Bu işin başka bir boyutu. Tabii bir orada RESA alanı senin bahsettiğin az önce bahsettiğin gibi 3000 metrelik bir pist var. Normalde burada bir RESA alanı yok. Ama pilotlara diyorlar ki siz bunu hayal edin ve 2900 metre olarak düşünün. Kalan 100 metresinde RESA alanı olarak. Bu tamamen uydurulmuş bir RESA alanı olarak görülüyor. Yani gerçek anlamında değil de hani var mı var. İşte bak işte en ufak bir şeyde de bir ne derler. Planlamanızı buna göre yapın. Aynen. Aynen. Emniyetsiz bir durumda da işte ölümcül olabiliyor bu mantıkla. Gerçek anlamda bir RESA alanı olsaydı belki olay daha farklı olabilirdi. Dolayısıyla RESA meselesiyle ilgili tabii söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Bir şeyi göstermelik olarak yapmanın havacılıkta herhangi bir karşılığı yok. Yani pistin 3000 metre değil de 3100 metre gibi olması ya da işte onu pisti tabiri caizse birazcık uzatan bir yer gibi düşünmek falan. Tabii bunlar
ilkel bakış açıları. Kaza tabii ki 3 kişinin canına mal oldu. Çok daha büyük bir şey de olabilirdi. Bu anlamda söylenecek bir şey yok. Benim burada değinmek istediğim şey, şimdi ikinci pisti konuşuyoruz. Kendi aramızda ototolar, motolar da yaptık. İkinci pistte gerçek anlamda Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı, İstanbul'un en önemli iki kapısından bir tanesinde yeni yapılan pistte artık pist sonu emniyet alanı olarak tabir ettiğimiz o özel kimyasal yapılarıyla bezenmiş, donatılmış gerçek anlamda bir RESA ile en azından inşallah yapılır ve açılır. Düşünüldü mü, yapıldı mı çok bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla ilk pistten çok da farklı bir durumu yok gibi anladım ben. Ama uçakların lastiklerinin tabiri caizse oraya saplanarak uçağın pistten çıkmasını engelleyici mekanizmalarıyla, malzeme yapısıyla, pist yapısıyla, özel bütün kimyasal durumlarıyla gerçek anlamda bir RESA tasarımıyla en azından 2023'e 8-10 senelik, işte daha uzun sürelik bir bekleme sürecinden sonra hizmete açılacak olan yeni piste umarım ki bu düşünülmüştür veya yapılmıştır diye bir temenniyle bitirebilirim. Diğer her şeyi, zaten gereken her şeyi siz söylediniz. Bilmiyorum ikinci pistteki durum ne olacak RESA anlamında. O konuda bilmiyorum, fikriniz var mı ya da bir bilginiz ona göre. Ben en azından buraya bir dikkat çekmiş olayım. İkinci pisti bekliyoruz. Daha şeye gelmedik. Bir pisti açalım. RESA'sı olacak mı olmayacak mı? Bunlara daha gelemedik ama belki uzun olduğu için normaldeki, yanlış hatırlamıyorsam galiba 3400 metreydi ikinci pist Sabiha'da. Belki uzunluğundan dolayı Murat senin de anlattığın gibi bir planlı bir bölge mi olur, başka bir şey mi olur? Açıkçası önümüzdeki günlerde göreceğiz ama herhalde öncelik 1200 kabul edin derler bence oraya. Yani bunu o da olabilir. O da olabilir. Zaten biraz önce Emre Bey'le konuştuk. Havacılıkta 90 senedir değişen bir şey olmuyor. Sabiha Gökçen'de de 30 senedir değişen bir şey olmamış olur o zaman herhalde. bu da güzel. Bu da güzel. Olayın hani bizim kazanın kapağı geldi. Öyle söyleyeyim ben. Yani Muhammed de kapağı kapattı. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Önerinizi bekliyoruz. Konuşmamız gereken konuları bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim.